hocam birçok oyuncuya teklifin olması ya da Avrupa'ya transferlerinin konuşulması doğal. Dikkat çeken bir performans sergiledi Fenerbahçe takım halinde sezon boyunca. Evet. Avrupa'da ilerlemiş olmasının da bunda elbette katkısı olacak. ama Mourinho'nun gelişiyle beraber takımda sanki gidebilecek oyunculardan bazılarının kalma ihtimali yükselmiş gibi görünüyor. Bu yönde ifadeler var. Bu kadar büyük bir etkiyi ortaya koyduğunu düşünüyor musunuz siz de Portekizli hocanın doğal bir durum gibi görünüyor? Gerçekten olabilir. Yani sahanın içinden gelen bir kişi olarak da ben mesela e, sezon açılışlarında hocamızın kim olduğu veya hocamızın değişeceği zaman muhakkak ismi çok merak ederdik ve gelen hocanın da e, kim olmasıyla ilgilenir ve aynı zamanda da e, sezon planlamasını ona göre yapardık. E, Sağdan gelen futbolcu olarak ben bunu söylerken e, oradaki futbolcuların hem bu yılki performansları hem yeni gelen teknik direktöründe Mourinho gibi bir markanın olması çok önemli. E, muhakkak ki e, kariyer planlamalarını e, gözden geçireceklerdir. Ve aynı zamanda da önümüzdeki sene kadroda çelişkili bir düşüncesi olan futbolcular da Mourinho isminden sonra e, tavrını daha çok Fenerbahçe'de kalmak üzerine kullanabilir. Bunlar gayet doğal futbolun içinde olan şeyler. Marino'yu hepimiz bekliyoruz. Marino'yu takım bekliyor, camia bekliyor, Türkiye bekliyor. Türkiye'deki bütün futbolun içerisindeki olan insanların hepsiyle konuştuğunuzda taraflı tarafsız hepsinin suratında bir gülümseme ve Marino gibi bir markanın ülkede olması, ülkenin futbolunu aydınlatması, ülkenin futbolunu tanıtması açısından da çok önemli bir figür olduğunu söylemek lazım. Futbolcular bence kadro planlamasında önümüzdeki sene Marinho'nun şöyle bir belki de sıkıntısı olabilir. Bugüne kadar çalıştığı ülkelerde çok sıkıntı, kısıtlı futbolcu sayısı yoktu. Yabancı futbolcu sayısı yoktu. Ama Türkiye'de önümüzdeki sene 12 tane yabancının olması, 11 tane sahada oynayan futbolcunun yabancı olması gibi biraz da el sıkıştırıcı bu tip e, hamleler e, ister istemez Mourinho'yu da bir takımını tekrar gözden geçirip revize etmesi. Şimdi saymaya başladığımız saydığımız zaman kalede Livakovic'den başladığınız zaman Cikusu, Ceka, Bekaus'u, Osay Samuel, e, Fred, e, Krunic, Ceko, Batshuayi, Şimanski, Tadic. Bir şöyle saymaya baktığını, saydığınız zaman 12 tane Fenerbahçe'nin şu anda banka oynayan oyuncusu var. Ee, ve kadroya bakıldığında da 19 tane, 18 tane e, kiralıklarla gelenlere bakıldığında e, Lincoln ve Crespo geldiği zaman da bir 18-19 kişiye çıkan bir kadrosu var. Şimdi hem bu çekirdek kadronun içerisindeki 12 tane oyuncuyu düşüneceksiniz. O 12 tane oyuncudan muhakkak 2-3 tanesini boşaltıp yerine Mourinho'nun kilit isimler olarak düşündüğü, kilit mevkiler olarak düşündüğü yerlere de kendi oyuncularını veya düşündüğü oyuncuları mevkilerine koyacaklar diye düşünüyorum. Şimdi antrenörlerin elini bu kadro kısıtlamaları, oyuncuların performanslarıyla beraber çok yani örtüşmeyen bir iklim aslında. Bakıldığında sevgili Kerem, 11 12 tane yabancı çünkü Türkiye'deki Yabancı kontenjanına bakıldığında her sene değişen bir yabancı kontenjanı var. Evet. Ve bu her sene değişen yabancı kontenjanı ister istemez kulüplerin elini çok zor duruma sokuyor. E şimdi Maronya'da e, bu kadro planlamasını gelen oyuncularla muhakkak ki Sayın Ali Koç'la e, ve Marco Mario Branco ile beraber konuşmuşlardır. Kadro planlamasını yapmışlar yapıyorlardır da zaten. Alınacak oyuncular, mevkiler Gözden geçiriliyordur ama senin de ifade ettiğin gibi Şimanski ve Batşah'ı kadronun oynayan esas çekirdek kadronun Önlü önemli isimleri, yani. önemli parçaları. Bence kalması yönünde hem kulüp böyle bir teveci gösterecek. Aynı zamanda da tabii ki e, Sayın Mourinho'nun konumuz şey olacak, müsaadesiyle olacak diye düşünüyorum açıkçası. Sizin ayrılmasını beklediğimiz oyuncularla alakalı düşünceniz ne? Misal e, adından bahsetmedik ama Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin belki en üst düzey oyuncularından biri. Keza milli takımımızın da aynı şekilde önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda da Ferdi iyi iş çıkarırsa <laughs> mutlaka e, talipleri Artacaktır. Aday oyunculardan biri, bu oyuncuları korumak kadroda kolay olacak mı sizce? Ya bir kere iyi performans ortaya koyarlarsa Avrupa Şampiyonasında yani bu tabii ki kolay olacak bir şey değil. Sonuçta Ali Bey bu oyuncularla ilgili de bir şeyler söyledi birkaç defa. Dedi ki yani biz kalmasını istiyoruz ama şey bir teklif gelirse çok iyi bir teklif gelirse yüksek bir teklif gelirse de oturur konuşuruz dedi bu bir nevi açık kapı bırakmaktır. Yani bu sadece Fenerbahçe için değil, diğer takımlarda oynayan oyuncular için de. Yani çünkü kulüplerin harcamaları kadar gelir kaynakları da önemli. Evet. Yani Ferdi de bugün işte sayın başkanın tabiriyle Ali Koç'un tabiriyle 30 35'ler yani öyle 40'lı rakamları bulursa ben anladığım kadarıyla satarız demeye getirdi. Mesela işte yine açıklamaları vardı bugün. Mert Hakan'la ilgili mesela ona bir sordunuz ya ayrılacak yani ben ayrılmasını bekliyordum. Yani anlaşma yapmazlar diye bekliyordum. Ama oturup konuşacağız gibisinden bir sözü var. Kızgınım ama ona dedi. Herhalde hareket, eylem ve tavırlarından dolayı. yani Sonuçta bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından bir, bir tanesi oldu ama ee, iyi Berk Hakan da başkanın iyi, adını iyi en bir... çok telaffuz evet. eden isimlerden biri. Aslında başkanın takım içindeki kolu gibi de görünüyor dışarıdan bakınca. Yani bu bu tür yorumlar var. Yani, evet. e, yani görüntü, mesela, o yönde. görüntü o yönde. Ama e, başkan e, kalmalı yabancı kuralı nedeniyle kıymete bindi diyor mesela. İnşallah kalır demiş. Yani bu sabah yaptığı bir açıklamada. Hı hı. Mesela Basuay'de e, sözleşmesinin bittiğini ve opsiyonunun olmadığını, opsiyonun olduğu söyleniyordu mesela. Şimdi Fenerbahçe oyuncularla ilgili detaylı açıklamalar yapmadığı için transfer bildirimleri yapmıyor. Bazı kulüpler daha detaylı yapıyor. İşte bu yıl bu kadar alacak, seneye şu kadar alacak, işte anlaşma şöyledir, böyledir diye. Opsiyonu olmadığını ve e, oturup konuşmaları gerektiğini vurguluyor. Hatta Türkiye'den başka takımların ilgisi olduğunda e, söylemiş e, Ali Bey. Hı hı. Ben yani başka takımlar herkes Basu'yu ister, değil mi? İstenmeyecek Tabii. bir oyuncu değil yani. E, Trabzonspor golcü arıyor, e, Beşiktaş belki Beşiktaş'a geri döner, Beşiktaş yani olabilir. Galatasaray bile isteyebilir, psikolojik olarak bir bu transferi yapabilir açıkçası. Yani ben e, ayrılacak oyuncular elbette olur, ama e, gelecek oyunculara bakmak lazım. Yani şu anda Fenerbahçe'de. Ee, nerelere ihtiyaç var? Ee, i̇şte işte yanına bir oyuncuya ihtiyaç var mı hocam? Daha iyi analiz İster eder bu diye düşünüyorum. İşte ee, işte Ceko ayrılacak mı? Ayrılırsa oraya çok flash bir isim gelir e, mi? bir isim gelir mi? Bence gelecek. Yani %100 oraya bir oyuncu alacaklar. E Tadic'in olduğu kanat yani adamın yorulduğu zamanlar oldu. İsmail Hoca ondan hiç vazgeçmedi ama oraya da belki ya direkt oynayacak bir adam belki tercih edebilirler. Belki iki kanatta birden oynayabilecek bir e, oyuncu yine alabilirler. Stoperler belki bir stoper alabilirler. Yani beklere ihtiyaç var mı bilmiyorum. Belki Ferdi'nin durumu ne olur? Osterwald'ın durumu ne olur? Bir talep gelir mi? Yani onlarla ilgili sürpriz gelişmeler olur mu? Ben Fenerbahçe'nin e, gidenler olacağını en az 4-5 tane gidenler olabileceğini tahmin ediyorum. Ama 4-5 tane de yine bu transfer döneminde oyuncu alacaklarını yine tahmin ediyorum diyorum. Biliyorum yani. Tabi bu oyuncular nasıl oyuncular olur? Yani çünkü basın toplantısında aklımızda kalan Mourinho'nun en önemli cümlelerinden bir tanesi de rüya bir takım kuracağız ifadesiydi. Diğer Ali Bey'in önemli bir basın toplantısında yine söylediği bir cümle vardı. Öyle bir takım kuracağım ki yani şampiyonluk sözü vermeyeceğim. Vermiyorum dedi yani. Buradan da şunu anladık ki yapılacak olan transferlerin hepsi önemli isimler. Kendisi bu isimleri de açıkçası şu an görüşmeleri başladıklarını ama açıklamayacaklarını söyledi. Yani kongre öncesi mesela böyle bir sürpriz bir oyuncu işte şunu da alıyoruz gibisinden bir açıklama yapmayacağız dedi bitmediği sürece ben eminim ki ilk görüşmeden Mourinho ile gitmeden önceki ilk görüşmelerinden bu isimler masaya yatırıldı genelde takımın zaten korunmasını istemiş <laughs> Mourinho ve aslında orada söylediği önemli bir şey de olmuş yani sadece bu lig şampiyonluğu değil yani benim kafamda tamam sizin için bu çok önemli bunu biliyorum kendisine anlatılmış ama yani sonuçta kendisi de önemli işte ne diyor özel bir değil mi lakabı özel bir benim bu lakabıma ve kendi kariyerim açısından ben Fenerbahçe'de de Avrupa'da mutlaka yani ya Şampiyonlar Ligi ya Avrupa Ligi de başarılı olmalıyız demiş yani benim için önceliğin orası olduğunda bilin demiş yani ben bu takıma geliyorum Evet buradaki şampiyonluk çok önemli bunu biliyorum ama e, bu bana ve sizlere de yetebilecek bir şey değil biz kuracağımız bu takımla Avrupa'da da başarılı olmalıyız.